Çin'de USDT alımı gerçekleştirdiği olay üzerine hapis cezasına çarptırılan birinden bahsedeceğiz ve genel olarak bu durum üzerine konuşacağız. Diyor ki, Çinli bir kişi Tether alımı sebebiyle hapis cezası aldı. Yani burada Tether alımı söylemi birazcık yanlış olmuş. Tether alımı değil de USDT alımı desek daha doğru olur. Çünkü Tether şirketin USDT şirkete ait stablecoin'in adıdır, değil mi? Bunu da unutmamak lazım. Devam edelim. Çinli bir kişi USDT alımı sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı. Çinli bir birey USDT adlı kripto para biriminde 13 bin dolar değerinde alım yapması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çin bu yılın başından beri kripto sektörü üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor. Çinli bir birey 13 bin dolarlık USDT alımı ile ilgili 9 ay hapis cezasına çarptırıldı diyor. Burada biliyorsunuz ki şey tarafında yani Çin tarafında şu an resmi olarak kripto para almak, kripto para alım satımı yapmak ve tutmak yasak. Hani yasal bir olay değil bu. Yasalar çerçevesinde dediğim gibi yasal bir olay değil. Ve bundan kaynaklı olarak da kişi hapis cezasına çarptırılıyor. Buna rağmen yani Çin'de bunun yasal olmamasına rağmen halk tarafında hala kripto para alım satımı yapıldığını açık bir şekilde biliyoruz. Hatta geçtiğimiz vakitlerde Wall Street Journal her ne kadar normalde böyle çok fazla doğru haber vermese de piyasada doğruya yakın bir haber verdi diyebilirim. Yapmış oldukları açıklamada Binance'ın Çin'deki gelirlerinin diğer ülkelere göre en yüksek gelirler olduğunu iddia etmişlerdi. Olabilir yani mümkündür böyle bir şey. Tamam mı? Kesin olmamakla birlikte ya Çin tarafında çok faal olduklarını zaten biliyoruz. İnanılmaz derecede faaller hem de. Ama ne noktada olduklarını tabii ki tam anlamıyla bilemiyoruz. Ama yine de sonuç şudur, doğrudur. Çin tarafında yatırımcılar özellikle en çok Binance üzerinde olmak suretiyle oynamaya, yatırım yapmaya, alım, satım ve tutma yapmaya devam etmektedirler. Tamam mı? Bunu da unutmamak lazım. Çin'de bir kişi 13 bin dolarlık Tether alımı sebebiyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çin bu yılın başından beri kripto sektörüne olan baskısını artırmaya devam ediyor. Çin ya hapis cezası çok uçuk olmuş bu arada. Ya öyle ki hapis cezası yani ne bileyim ne yaptı bu adam? Yani böyle terör işlerine falan mı girdi dersiniz ya da ne bileyim o tarz bir şey mi? Aslında değil. Fakat yine de bu kadar ağır bir cezayla çarptırılıyor. Hapis cezasının merkezinde Bay Chen adlı bir kişi bulunuyor. Savcılık Bay Chen'i diyor 94.988 Çin Yuan'ı yani 13.067 dolar değerinde Tether alımı nedeniyle suçun gizlenmesi ve gizlenmesi enteresan suçlamasıyla mahkum etti. Yerel haberlere göre Bay Chen'in tanıdığı olan Bay Lin Şubat 2022 civarında sosyal medya platformu WeChat'te Bay Chen'le iletişime geçerek banka kartı bilgilerini paylaştı. Bay Chen daha sonra Bay Lin'den 7 ayrı fiyat yuan transferi alarak USDT satın aldı. Daha sonra elde edilen stabil paralar tekrar Bay Lin'e geri gönderildi. Bu süreç boyunca Bay Chen toplamda 20.26 dolar komisyon kazandı diyor. Ha. Yani burada kendisi bir takım transferler eşliğinde sanki işi birazcık şey gibi iş noktasına döker şekilde hareket ediyor. Farkındaysanız bir borsa gibi hareket ettiğini görebilirsiniz. Burada sadece USDT tutması değil, USDT üzerinden yasak olmasına rağmen çok sayıda işlem gerçekleştirilmesi ve bundan kaynaklı olarak az bile olsa bir para kazanmış olmasından dolayı bu kişiye bir ceza veriliyor ve cezaya çarptırılıyor. Çin şu anda Hong Kong üzerinden ilerliyor. Hong Kong'da mevcut süreçte bir kripto kenti haline getirmeye devam ediyor. Fakat kendi halkı üzerindeki bir o kadar baskısını da yüksek tutmayı sürdürüyor. Bunu da bilmek gerekecektir.
Bu kısım da önemli. Savcılık dolandırıcıların çalınan paraları sanal para birimleri aracılığıyla transfer etmekte ve aklamakta kullandıklarını belirtti. Buradaki bakınız bu kısım önemli. Deniyor ki neden bu noktada siz şey yapmıyorsunuz? Yani neden bunlar yasaklı? Bu soruya cevap verilmesi gerektiğinde sonuç olarak şunu söylüyorlar. USDT para birimi piyasada dolandırıcıların kullandığı bir paradır. Yani bunu diyor dolandırıcılar kullanıyor. Terörü finansman noktasında kullanılıyor. Dolayısıyla bunun kullanılması da kalıcı olarak yasaklanmıştır tarzında hareket ediyorlar. Şimdi bu tabii ki mantıklı bir bakış açısı değil. Her taraf böyle düşünecek olsaydı tabii tamamen yasaklanması icap eden bir durum olacaktı. Onun da altını çizmek gerekecekti, tamam mı? Halbuki şunu da bilmek lazım. Eğer ki böyle bir şey oluyorsa ki oluyor doğru. Sadece o noktayı kesebilirsiniz. Ki devletlerin büyük çoğunluğu bu hareket üzerinden şey yapıyor. Mesela neresi sıkıntı yaratıyorsa, neresi üzerinden bir takım sıkıntılı faaliyet dönüyor ise orası ile irtibata geçip bunu kesme noktasında hareket ettiklerini biliyoruz. O yüzden Çin'in bu şekilde şeyi nasıl diyeyim bu noktada hareket etmesi birazcık alakasız. Hani buradan işte suç işleniyor da bilmem ne cart çurt tarzındaki hareketler açıklamalar çok mantıklı değil. Başkalarının suç işlemek için bilgi ağını kullanmalarına yardım ederek sanal para birimi satın alarak çevrimiçi kara para aklama yasalarını ihlal ettiklerini ifade etti. Bay Chen 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza 1 yıl süreyle ertelendi ve 689 dolar para cezasına çarptırıldı diyor. İyi işte artık elindeki USDT'lerle bu cezayı öder ve sonuç olarak kurtulur diye bir açıklama yapabiliriz. İnşallah da öyle olur yani. Dediğim gibi Çin tarafı piyasayı germeye devam ediyor. Ama bu konuda da çok sıkıntıya düşülmesine gerek yok. Çünkü piyasaya akacak olan ana para zaten Hong Kong üzerindeki ETF'lerde dönecektir. Aynı zamanda Çin'in kendi özel kuruluşları ve büyük kuruluşları üzerinden döneceği için bu bağlamda sıkıntı edilmesi gereken bir nokta yoktur. Onlar zaten piyasaya parayı sokarlar. Buradaki mesele, ana olay sadece Çin'deki vatandaşların oynayamayacak ya da gizli oynayacak olmasıdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.